gömlek mi? Bu gömlek, iç gömlek bu. Atlet yiyelim. Sıcakta tutar değil mi bu? Serin tutuyor, yazın bu. Neden yapılıyor? Pamuktan bu mı? Bu pamuktan yapılıyor. %100 pamuk. %100 pamuk. Sıcak tutar bu. Evet. Yazın da serin tutar. Yazın serin tutar. Sıfır abla bir şey söyleyeceğim. Bu biraz küçük mü geldi? Evet, küçük geldi. Bu ne dedin? Güzel oldu mu? Çınlık çınlığının elleri! Şuna ne deniyor Şükriye abla? Burada ben onu... Ben... Erkeklerin ileride... Ha, onu söyle, don! Ya bu ayıp değil ki sonuçta, don yani. Evet, kendi dokunamız. Kambo bezi. Ya evet, evet. Hepsi kendi dokunamız. Bu erkek mi dedin? Erkek donu. O erkek donunun işlemesi mi oluyor böyle? İşlemesi, oya yaparız işte öyle. Bunlar da el dokuması. Evet. Sen hiç dokudun mu Şükriye abla bunlardan? Çok dokudum. Aa Şükriye abla bu süper. Sevgili seyirciler Şükriye abla da yok yok. Bak bunu, evet. Bunu Şükriye abla mı dokunmuş gördüğünüz şeyini? Ellerinle mi dokudun? Güzel tezgah. Böyle bir şey kaç hafta da dokursun? Bir haftada dokunuyor yani. Allah Allah. Tabii. Bir hafta. Evet. Maşallah. Sevgili seyirciler şuna bakar mısınız? Bakın. Kimin değil mi bu? Evet. Bir türkü vardı bilin mi? Evet. Sevdiğine sözü olan bir kilim dokur. Evet. Kilimin dilinden ancak anlayan okur. O çok güzel bir şeydi. Bu kandıra bizi. Bu da el dokuması. Bu da kandıra bizi. Evet. Kandıra bizi. Bunlar kandıra bizi sevgilisinizler. Bunlar da kandıra çorabı. Evet. Kandıra çorabı. Kandıra çorabının özelliği çok sıcak tutar. Çünkü yün var ya. Taşı varmış dediler. Evet. Onu da dediler burada ustası var dediler. Dediler bir gittik. Geldik. Bu kandıra tamam. Taşını sizden öğrenmek istiyoruz. Kandıra taşımız, bizim taşımız mermerden sonra her zaman söylediğimiz gibi ikinci kalitedir. Lüksü bir taştır. Malta taşının alternatifidir. İç dekorasyon, dış dekorasyon, yer döşeme, şömine, barbüke, harpuçta her konuda su basma tamamıyla kullanılabilen en iyi ürünümüz. Bir tek yani burada çıkıyor, Kandıra bölgesi. Bir burada var, Kandıra'da var. Bunun başka bir Malta taşı var, o başka. Orada da kalmamış. Bu onun antalitifi, orada da çıkmıyor. Bu mermerden sonra... İkinci kalite. Yani evde, dekorda, iç dış, şöminede, efendime söyleyeyim... Camilerde kullanılan taş bu. Evet, binalarda, su basmanlarda. Nedir özellikleri? Yani özellikleri bu taşın 150 yılda 1,5-2 milim eksildiği, soğuğa sıcağa, ayaza dayanıklı olduğu, artı ilk çıktığında yumuşak oldu ama daha sonra çok tahammüllü ve koruyucu bir ürün olduğu için bir de çok estetik oluyor. Güzel estetik. Oluyor. Yani estetik evet, güzel oluyor. Üstü işlenebiliyor gayet güzel. Her konuda topraktan çıkılmış hali yumuşak, daha sonra monte olduğu zaman yıllara meydan okuyor. Kesiyorsunuz galiba. Evet, burası bizim imalat alanımız. Kocaman bu testere. Elmas testere. Elmas, bu elmas mı? Evet, elmas bu. Ağzını ile kesiyor. Bir bakın bunu kaçırmanız var mı buradan çalıp adam elmas deyip? Yok, olsun. Bildiğiniz elmas mı bu? Evet. 1500 TL aldım bıçağın değeri. 1500 TL evet. Elmas. Ben bundan sonra... Dolar hesabı alıyoruz. Tek taş almayacağım abi, bunu takacağım boynuma. Şuradan zincir bağlayacağım araba. Zinciri takacağım boynuma, bu diyeceğim, elmas diyeceğim. İster inanın ister inanmayın. Adam bir tane yüzük alıyor abi 1500 liraya. Sen kocaman testere elmas alıyorsun. Üstelik iş yapıyorsun 1500 lira. Demek evet. Ki işi bileceğin işe gitmeyeceğin. Fırın fırın parlıyor. Doğru. Evet elmas. Şu elmas mı abi şu? Evet.
Madeni ama değil mi bunlar? Evet. Zaten pıtı pıtı olanlar ışıldıyor bak. Elmaslı. Diğeri meşesi, macunu. Tutalım. Aa, o içinde elmas parçaları var. Evet. O parça dünyanın en sert maddesi. O parçalar da bu taşı kesiyor. Kesiyor. Suyla birlikte. Şunun tekini şuradan al buraya tak harbiden pırıl pırıl yani. Hanımlar bakın gördünüz mü? Resmen elmas. Evet elmas. Elmas. Parlıyor resmen. Kızı tanıyalım. Ben Ahmet Güzel. Ahmet Usta, Allah kolay versin bu karda kışta maşallah. Tabii ki ağır bir iş. Ağır kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz? Ben ilkokuldan çıktığımdan beri bu işlerin içindeyim. İlkokulu bıraktın. Bir sene şöyle geçti, ondan sonra... Nasıl seviyorsun ama işini? Mecburiyetten. Nasıl peki bu taşla çalışmak zor mu? Tabii zor. Kışın evet. Kışın biraz daha zor. Yazın yenece de... Nerede burada kesilir mi mesela? Kesilir. Sertlik açısından... Bu yumuşak. Bıçağı değiştirirsen kesilir. Şu bıçak mermer bıçağı ayrı. Mermer bıçağı ayrı, bizim taşın bıçağı ayrı. Bir yandan da fark ettim, su keserken su döküyor üstüne. Suyla kesiyor. Nereden en çok talep alıyorsunuz? İnşaatçılardan mı? Yani bu yurt dışının dillerin tamamı. Yurt dışı mesela örneğin İpsala'dan verdim ben. Yunanistan, Çekoslovakya, İtalya, Venedik adaları, Cezayir. Allah Allah. Evet. Bunu biliyor musunuz? Evet. Bunun zaten toprak altından çıkarıldığı zaman bir 10 yıl, 12-13 yıl, 15 yıl durduğu zaman karabaya doğal olarak bunun ham bloklarından şelale de yapılıyor, dış ülkelere gidiyor. Çok dayanıklı bir taş. Dayanıklı. Tahammüllü taş. Yani Kandıra taşı Atilla taş gibi diyorsunuz. Tam da isminize yakışır. Tam da isminize yakışır. Evet sevgili seyirciler, gitmiyorsunuz. Başka taş kullanmayın. İnşaatınızda, şömineyelerinizde size Kandıra taşını ben kendim şahsen denedim. Çok tavsiye ediyorum. Özellikle bakın sıcağı çok dayanıklı, şömine olarak kullanılabilir. Ondan sonra soğuğa çok dayanıklı. Bu bir şömine. Barbekü. Barbekü. Bu barbekü. Şömine pardon. Bu barbekü. Ama şömine şeklinde bakın. Burada görüyorsunuz bu kendi kendine resmen bir desen oluşturuyor. Evet. Ve burada da gel Mehmet abi. Mehmet abi göstersin burayı. Bakın. Normal taşın kendi şeysi. Vahut burada da güzel bir desen. Ne kadar güzel bir işleme. Evet. Yani şunu lütfen evinizde bahçenizde düşünebiliyor musunuz? Ne kadar güzel, ne kadar şık. Kandıra taşının bir başka özelliği ortaya çıkıyor. İşte evinin etrafında çok güzel bir dekor oluşturuyor. Evet. Hem de evi ne yapıyor? Rüzgardan, soğuktan, ıslaklıktan ve rutubetten evinizi koruyor. Mesela ben evime kandıra taşı yapmak istiyorum. Ortalama böyle bir evi kaplattım duvarlarıyla yerliği düşünsek kaç para olur? Yani ortalama, ortalama. Diyelim ki bir evi 100 metre taştan kaplayacaksak yani 5000 lira. Hop! Bak, vallahi para değil. 5000 liraya koca evi kaplanmıyor. Yani, su basmanlarına... 100 metre karelik evi. Yer düşmesin, iç dış dekorasyon. Yani metresel... Peki bize nasıl, ben evimi bu taşta kapladım, nasıl bir avantaj sağlar? Bir defa binanın ömrü uzun olur. Soğuktan, sıcaktan, yazın serin tutar, kışın sıcak tutar. Rutubet almaz, duvarlar çürümez, çökmez. Boya badana istemez. Kışın sıcak yok mesela, bir hayal edebilir. Yok, evet, yok. Tam kandıra taşı, evet, evet gerçekten hayatımda ilk defa gördüm ama gerçekten evet. Bravo yani. Taşımızın ürünümüze biz güveniyoruz. Hemen şuradan bir şey daha gösteriyorum. Bu da kandıra odunu sevgili seyirciler. Evet. Bunu adamın kafasına koydum mu, gördüm odunu. Akçaova Köyü Merkez Camii'ndeyiz. Az önce konuştuğumuz kandıra taşının gerçekten çok çok önemli özelliklerini öğrendik. Ve şu anda bütün caminin kaplanmış halini görüyoruz. Bunun bana söylendiği kadarıyla tabii ki köpük malzemelerinden daha iyi yalıtım sağladığı hem sıcak hem soğuk için hem de binaların ömrünü uzattığı söyleniyor. Biz niye bu kadar bunu söylüyoruz? Çünkü bu taş sonuçta Kandıra'dan çıkıyor ama bizim memleketimize özel bir taş. Biz ne istiyoruz? Memleketimizin böyle değerlerini insanlara tanıtalım istiyoruz. Camilerinizi, evinizi. Ben bir dakika şimdi araba geliyor kaçmak zorundayım şuraya. Devam ediyorum. Kesmeyin. Bir kahraman olarak devam ediyorum.
Biz öyle yıldıramazlar arabalar. Bunlar hep bunlar İsrail'in işte sevgili seyirciler. Şimdi benim burada kandıra taşını övdüğümü gören İsrail araba gönderdi buraya. Sayın Muhterem, gerçekten çok güzel bir tas ve işkiliği olsun, görüntüsü olsun. Canımız da gerçekten güzel. Siz ne diyeceksiniz bunun için? Bu taşımız 80'li yıllarda başladı. Bu şekilde inşaatlarda iç cephe, dış cephe katlamalarında iç dekorasyon, dış dekorasyon hepsi bunun için geçerli. Ben arabayı da patlatacağım. Katılabilirsin sen, bu dediğimiz gibi tek adı Kandıra taşı. Kandıra taşı, aslında biz bu Akçova taşı olarak şey yapıyoruz da bu buradan Kandıra. Kandıra. Aynen lan, Kandıra taşı da meşhur alan. Bizde burada Soğuzlu Spor Limanı var. Aşağıda dere var. Dere var. İstanbul'a bizim bu suyumuz şu anda basılıyor. İstanbul Ümraniye tarafına suyumuz gidiyor. Bu suyu içiyoruz. Evet, evet, aynen kullanıyor suyu. Şu anda biz bu Akçova'nın suyunu içiyoruz. İnanın ben Akçova'nın suyunu içtim içeri kafam daha iyi çalışıyor sevgili seyirciler. Evet, evet. Sevgili seyirciler, Kandıra'ya bağlı Bağırganlı köyündeyiz. Şu anda siz tabii kokusunu almıyorsunuz ama evin içinde mis gibi kokular geliyor. Burada birbirinden çeşitli, birbirinden güzel ekmekler, efendim pideler var. Burada da ablalarımız bana şimdi bu çeşit çeşit ekmeklerin hikayesini anlatacaklar. Hepsinin ayrı ayrı adları mı var ablacığım? Bu süslü yaptığımız ekmekleri biz düğünümüzde gelenek olarak bunları damat çöreği, gelin çöreği, sade çöreği diye yaparız. Bir toplumuz hangisi damat, hangisi gelin? Mesela...